Selam arkadaşlar, herkese merhaba. Bugünkü videomuzun konusu, daha önce de böyle bir video çekmiştim. İnternette Outlook Manager aracılığıyla internet üzerindeki indirebileceğiniz herhangi bir dosyayı Maximus'da nasıl indirebilirsiniz veya indirmek istediğiniz videolar, müzikler, o bu cart nasıl iner, onları göstereceğim. İnternet Outlook Manager ile indirebileceğiniz Maximus'da dosyaları indirebilirsiniz. Onu da hep birlikte bakıp göreceğiz zaten. Öğreneceğiz nasıl yapıldığını. Şimdi ben videonun altına indirme linki atacağım. Yazamadım. Bu benim kendi internet sitem. Buraya yükledim bu dosyayı. İnternet alta bir link atacağım. O linke tıkladığınız zaman böyle bir sayfa açılacak. Burada indir butonu var. İndir butonuna tıklıyorsunuz. Aşağıda IDM full indir. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra böyle bir sayfa açılıyor. 10 saniye kadar bekleyin. Burada link açılacak. Buraya tıkladıktan sonra dosyamızı indirmeye başlayabileceğiz. Buradan internet download manager'ımızı tıklayıp indireceğiz. Sorunsuz bir şekilde kuracağız ve maksimumuzda dosyaları indirebileceğiz. Burada şimdi ben şuraya sağ üstte indir var. Bu dosya şüpheli görünüyor diyor. Yine de indir deyin. Ya dosyayla oynandığı için böyle şüpheli olarak görünüyor. Virüslü olarak görünüyor ama bu önemli değil yani. İndirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Bu işlemleri yaparken eğer indirmezse dosyayı veya silerse Windows Defender'ı, ben Windows Defender'ı tamamen devre dışı bıraktım. Windows Defender'ı ayarları yönettiğim buradan Windows Defender'ı tamamen devre dışı bırakın, yoksa programı indirmeden silebilir. Dosyayı indir diyorum, virüsü dosyayı indir diyor ya. Neyse, dosyayı indir diyoruz abi. Dosyayı indir'e tıkladım. Bakın şu anda İndirme işlemine devam et dedim. Bitti diyor. Klasörü açtım. Burada gördüğünüz gibi. Klasörü ayıkla diyorum. Sağ tıklayıp klasörü ayıkla dedim. Ayıkladı. Burada içinde iki tane dosya çıkıyor. apk.dünyam.com ve burada kuracağımız dosya var. Kurma işlemi çok basit. Dosyayı indirdikten sonra çift tıklıyoruz. Ve otomatik olarak kurulumsuz bir şekilde tek tıkla kuruyor yani şu anda. Ben programın kurulmasını bekliyoruz. Evet, şu anda internet download manager başarıyla kuruldu ve hemen sağ üstte hangi tarayıcıyı kullanıyorsanız, ben Chrome kullanıyorum, uzantı otomatik olarak geliyor. Uzantıyı etkinleştir diyorsunuz. Bu uzantı sayesinde dosyaları daha hızlı bir şekilde indirebileceğiz. Şu an uzantıyı etkinleştirdik ve size şimdi nasıl hızlı dosya indirebileceğiz bunun aracılığıyla onu göstereceğim. Şurada bir tane büyük bir dosya bulayım. Büyük boyutlu bir dosya bulacağım. Tür. Boyutuna göre sıralayamıyor muyum ben ya şeyde? Setup. Burada bir tane dosya buldum örneğin. Hemen şuraya tıklıyorum. Şurada IDM'nin Türkçe diyor dil seçeneği. Ona tıkladım. Örneğin burada bir setup exe var. Solo Türk şeyde. Google Drive'da. Bunu mesela indir diyorum. Virüsler yine de indir diyorum. Bakın indirmeyi yaptım, tıkladım şu anda sağ üstte. 4 dakikası kaldı falan diyor. Ama bu yaklaşık kaç dakika sürecek bilmiyorum. 2 GB'lık bir dosyayı Chrome yardımıyla indirmeye çalıştığımda 4 dakikası kaldı diyor. Şimdi şunu bağlantısını kopyalayacağız burada. Paylaş, bağlantıyı kopyala. Bağlantı kopyalandı ama. Bir dakika. Şunu hemen paylaş diyorum tekrardan. Paylaşma ayarlarını seçeceğim. Bu bağlantıya sahip olan herkes. Çok güzel. Bağlantı kopyalandı. Çok iyi. Chrome'u kapatıyorum. Kapattıktan sonra buradan internet download manager'ı tıklayıp açalım. Evet, Firefox için de eklenti gelmiş. Buraya da otomatik olarak eklentiyi kursun mu diye bir uyarı geldi. Evet. Buraya da uyarı şeyi kuracak. Firefox'a da bu eklentiyi kuracak. Şu anda tarayıcıyı tekrardan kapatıp açmam gerekti. Şimdi tekrar tıklıyorum aynı drive dosyaya. Setup.exe çıktı. İndire tıklıyorum. Yine de indir diyorum. Bu dosyayı otomatik olarak IDM'ye devralacak. 2 GB. Bakın ne kadar hızlı indiriyor. 3 dakika. 2 GB'lık dosyayı şu anda 3 dakikada indiriyoruz. Bu
Chrome'da da 4 dakika falan yazıyordu ama o şey ya Chrome'daki yani az önce burada tarayıcıyla indirirken 4 dakika yazıyor ya o süre geçse de 4 dakika yazıyor biliyorsunuz 2 dakikaya düştü şu anda 2 dakika 30 saniye falan 2,5 dakikası kaldı yani. Yani şu anda internet download manager'ile iptal diyorum tabii ki bu dosyayı iptal edeceğim. Nasıl hızlı dosya indiriyorum görüyorsunuz. Peki videoları falan nasıl indireceğiz? Müzik falan nasıl indireceğiz? Hemen YouTube'un ana sayfasına giriyorum. Burada şöyle bir şey açalım. Herhangi bir şey açalım. Mesela ne bulalım? Burada film falan var mı? Bunların hepsi de film diye tıklayayım bakalım. Müjdemi isterim yerli film diyor. 3 ay önce atılmış tıklıyorum. Hemen kapatmam lazım. Telif melif yemeyelim. Bu video dosyasını indir çıkıyor. Bu video dosyasını indir diyorum. İsterseniz bunu buradan mesela 1080p buradan kalitesini falan seçiyorsunuz. Maksimum 1080p. Burada kalite hangi ayardaysa bu video dosyasını indir. Burada da görünüyor. Şimdi burada MP4 dosyası 1080p tıklıyorum. Yaklaşık 2 saatlik bir film. 1,5 GB, 1 GB indirmeyi başlat diyorum. 6 dakika gösteriyor. 6 dakikada 1 GB'lık dosya. Aslında bu 6 dakikadan daha az olması lazım ya. Ama indirme hızını görüyorsunuz yani aktarım oranını falan filan. Burada başka bir şey Colpacino var mesela. Buna tıklayayım. Durdurdum hemen hızlıca. Bu video dosyasını indir diyorum. Burada yine 1080p var. Buraya tıklıyorum. Bunu da aşağı yukarı evet. Bu da 6 dakika falan olacak sanırım. 7 dakika falan filan diyor. Şöyle tekrar bakalım kaç dakika gösteriyor. 6 dakika falan. İşte. Evet şu anda internet download manager'ımızı tek tıkla kurduk. Ve gördüğünüz gibi nasıl hızlı. Bak tekrardan indir diyorum. Yine de indir diyorum. İndirmeyi otomatik olarak IDM'yi kurduğumuz için o devralıyor. İndirmeyi başlatıyoruz. 3 dakikada 2 GB'lık dosya iniyor. Artık ne indirmek isterseniz internet üzerinden, tarayıcı üzerinden herhangi bir şey indireceğinizde geçerli bu olay bu arada onu da söyleyeyim yani hani ya Steam'den bir şey indiriyorum hızlanır mı? Hayır hızlanmaz abi. Tarayıcı üzerinden herhangi bir uygulama indirmeye çalıştığında veya herhangi bir yerden video falan indirmeye, müzik indirmeye çalıştığında bu internet download manager aracılığıyla bu kadar hızda, yüksek hızlarda indirebilirsin. Olayı bu. Bunu kuruyorsunuz abi. Her şeyi çat 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 indiriyorsunuz. İndirmek istediğin video olur indirirsin. O bu olur indirirsin. Neyse. Bu video bu kadardı. İnternet olmadı. İndirme linkini videonun altına bırakıyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Herkese çok teşekkürler. Hoşçakalın.